karanlık odur. Hadi Allah kurtarsın. İşte şimdi ayvayı. En kötüsü doğru dürüst bir mesleğimiz yok. İş yok, güç. Doğru be karanlık. Perişan olduğumuzu resmi. En iyisi müdür beye yalvarıp bizi çıkartmamasını isteyelim. Çocuk gibi konuşma be Bodur. Yalvarsak ne yazar? Cezamız bitmişse tutmaz müdür buralarda bizi. Bırakın gevezeliği de İbrahim Efendi'yi bekletmeyin. Gürkan Albayrak, Reşit Vanlı, Mustafa Kara, sizler revire. Gel. Hızırla Mehmet'i getirdim müdür bey. Güzel. Tamam İbrahim efendi. Hoş geldiniz çocuklar. İkinizin de cezası yarın bitiyor. Bundan sonraki yaşamanızda yasalara karşı gelmemeye bakın. Bir daha da buralara düşmeyin. Namuslu işler yapın. Topluma ve insanlığa yararlı şeyler yapın. İçeride bulunduğunuz sürede de iyi ahlak ve davranışlarınızdan memnundum. Artık sizi dışarıda yeni bir hayat bekliyor. Her şeye yeniden başlayacaksınız. Şey müdür bey, hani cezamız bitse de bizi tahliye etmeseniz olmaz mı acaba? Anlamadım. Hani bizi tahliye etmiş gibi gösterseniz de biz yine de burada kalsak. Neden? Ne gidecek bir yerimiz, ne de sığınacak bir kimsemiz var efendim. İşsiz güçsüz ne yaparız dışarıda biz? Lütfen bize yardım edin. Hapishanenin en ağır işini bize verin. Yeter ki tahliye etmeyin. Bu isteğiniz imkansız çocuklar. Yasalara göre cezanız dolduktan sonra bir dakika bile tutamam sizi burada. Hem karamsarlığı bırakın bakayım. Yeni çıkan bir yasaya göre işçi sayısı fazla olan müesseseler mahkumiyetini bitirmiş bir işçi çalıştırmak mecburiyetindedir. Kendinize birer namuslu iş bulup çalışın. Bundan sonra yasalara karşı gelmek, suç işlemek yok. Allah sizleri bir daha buralara düşürmesin. Sağ olun müdür bey. Sağ olun efendim. Eşyalarınızı toplayın. Söylediklerimi de unutmayın. Şimdi gidebilirsiniz. Götür bu arkadaşları İbrahim efendi. Başüstüne efendim. Size söylemiş. Sabıkalıların da çalışabilmesi için bir yasa varmış. Aklınızı başınıza devşirin. Ulan millet buradan kurtulmak için kıç atıyor. Siz ne kafadasınız? Ne dersin be karanlık abi? Namusumuzla çalışacağımız bir iş bulabilir miyiz acaba? 40 yıllık Hıdır'ım. Allah ne takdir ettiyse öyle yaşadım. Bizde bu cahillik, bu rençberlik varken dışarıda sağlam bir dikiş tutturacağımızı sanmıyorum. Ulan oğlum, adamın kafasını bozmayın da geçin yerinize. Sizin gibisini de ilk defa görüyorum.
Tahliye mi Öldür abi? Maalesef tahliye kıvırcık. Evet maalesef. Ne o? Memnun olmamış gibi haliniz var. Nasıl memnun olayım be Hayat abi? Ne gidecek bir yerimiz, ne sığınacak bir kimsemiz. Ne de doğru dürüst bir mesleğimiz var. Babadan kalma yerimizi de satıp hapishanede yedik. Yandık be abi, yandık. Siz delisiniz be arkadaş. Biz burada tahliyeyi dört gözle bekliyoruz. Sizin tahliyeniz gelmiş, memnun olmuyorsunuz. Siz de bizim durumumuzda olsaydınız memnun olmazdınız Hayat abi. Dalga geçmeyin çocuklar. Yarın hürsünüz. İstediğiniz her şeyi yapmakta serbestsiniz. Hürriyet gibisi var mı? Bırakın şu safsatayı da aramızda bunu kutlayalım. Aramızdan iki kişinin kurtulması da büyük bir olay. Hem ben size Cappar'ın adresini veririm, o size yardımcı olur. Güzel görünüyordun ki Fidan kız. Seni ürkütmek istemedim. Üstelik tabiatla bütünleşen güzelliğini seyretmek çok zevkliydi. Tanrıça kadar güzelsin. Dalga geçme Hıdır. Ne o? Utandın mı? Yok. Yoksa seni üzen bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Seni ne kadar çok sevdiğimi, evimin kadını, çocuklarımın anası olmanı istediğimi biliyorsun Fidan kız. Üzülmeni, o güzel yüzünü asmanı istemem, biliyorsun. İyi öyleyse, beni istetmek için daha ne bekliyorsun? Seni istetmesine isteteceğim ama ne seni babandan isteyecek bir büyüğüm, ne de doğru dürüst bir işim var. Bir avuç toprağın verdiği nimete bakıyorum. Ya babam vermezse seni bana? Sen istet hele. Verirse verir. Vermezse o zaman bir gereğini düşünürüz. İcap ederse kaçarım sana. Gideriz buralardan. Kendine iyi bir iş bulursun. Evleniriz. Olur biter. Belki de gerek kalmaz kaçmamıza. Meseleyi anama bir açayım. Sonra istetirsin beni. Tamam mı? Tamam güzel. Yarın gene burada buluşuruz seninle. Karşın olur.
fidanım. Tamam güzelim. Yarın aynı vakitte beklerim seni burada. Hadi hoşça kal şimdilik. Güle güle fidan kız. Güle güle güzelim. Güle güle. Ulan bula bula bir çulsuzu mu buldun ha? Ben seni gebertmez miyim ha? Gebertmez miyim? Geç odama. Bana bak. Bir daha ikinizi beraber görürsen gebertirim ulan ikinizi de. Gebertirim. Olmaz efendim. Olmaz öyle şey. Anasına musallat olan adamı vurup ıslah evine gelip çıkmış. Üstelik doğru dürüst bir işi yok. Bir avuç toprağın gelirine bakıyor. Kaç kuruş getirir ki o toprak? Ana olarak kızınla oturup iyice konuş. O serseri damat adayı olarak karşıma dikilirse gözünü yaşına bakmadan kovarım. Bunu bilmiş olun. Peki ağam, elbette her şeyin doğrusunu sen bilin. Kızını dövmeyen dizini döver. Kızı serbest bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Bana bak kadın. Bir daha beraber olduklarını duyarsam ikinizin de bacaklarını kırarım bilmiş olun. Kızına sahip olamazsan gidersin babanın evine. Ona göre. Sıkkın görünür. Kötü bir şey mi oldu? Artık beni babamdan istetmenin bir anlamı kalmadı Hıdır. Seni bana vermeye yanaşmadı demek. Evet. Şiddetle karşı çıktı. Islah evinde büyümüş bir adama kız vermem ben dedi. Ben de sana geldim. Artık o eve gitmem ben. İyi düşündün mü Fidan kız? Sonra pişman olmayasın. Düşündüm Hıdır. Hem de çok düşündüm. Sensiz yaşayamam ben. Bir miktar birikmiş param var. Ancak bu para bizi İstanbul'da bir hafta zor idare eder. Hemen bir iş bulup çalışmam lazım. Aksi takdirde perişan oluruz. Yıkılırız, dağılırız. Allah büyüktür Hıdır. Allah yuva kurana yardım edermiş. Hemen bir iş bulabilirsem mesele yok. Durumu düzeltebiliriz. Bir düzene girince de nikahımızı kıydırıp evleniriz. Belki de o zaman babam affeder bizi. Hı hı. Vakit kaybetmeden gidelim şimdi. Hadi. Thank you.
Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Kalacak bir oda istiyoruz da. Evlenme cüzdanı lütfen. Biz evli değiliz. Ya şey, biz akrabayız. Halamın kızıdır. İki ayrı oda istiyoruz. Kusura bakmayın, sormak zorundayım. İki ayrı oda verebilirim tabii. Hüviyetler ve ücretler lütfen. Tabii. Buyurun. Eşyalarımızı odalarımıza bırakıp biraz dolaşalım diyorum hala kızı. Ne dersin? Sen bilesin dayı oğlum. Buyurun anahtarlarınızı. Sağ ol. 101 ve 104 numaralar. Tabii. Birinci kat. Tabii, sağ ol. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Başka bir odada tek başıma kalmaktan korkuyorum Hıdır. Ya kötü bir şey olursa? Korkmana gerek yok Fidan kız. Aynı kattayız nasıl olsa. Akşam odana girince kapıyı içeriden kilitlersin. Olur biter. Şimdi dolaşalım biraz. Akşam erken yatıp erken kalkarız. Hemen bir iş bulup çalışmam lazım. Peki sen işe gidince ne olacağım ben? Otelde yalnız bırakmam seni. Benimle birlikte geleceksin. Şayet bir iş bulup gidersem, ben gelinceye kadar seni bıraktığım yerde bekle beni. Rahatça kalabileceğimiz bir ev bulamaz mıydık acaba? Bu şekilde kaç gün daha dışarıda kalabilirim? Haklısın. Belki bir ev bulabiliriz ama zamanla. Önce bir iş bulup çalışmalıyım. Sana iyi düşünmeni, sonra pişman olabileceğini söylemiştim. Yok canım, pişman olduğum yok. Biraz öktüm o kadar. Sen bana aldırma. Sorun yaratmak istemem. Bir iş bulursan dönünceye kadar bekleyeceğim seni. O kadar çalıştırıyor. Bak Fidan, şimdi iş bekleyen bu adamların arasına girip ben de bekleyeceğim. Şayet biri gelip beni götürürse, ben dönünceye kadar beni burada bekleyeceksin. Kusura bakma Fidan, buna mecburuz. Tamam canım, merak etme. Döndüğünde beni burada bulacaksın. Al şu parayı. Acıkırsan yiyecek bir şeyler alırsın. Hadi canım, şimdilik hoşça kal. Güle güle Hıdır'ım. Güle güle sevgilim.
Delikanlıyı gözüm tuttu. Canla başla çalışıyor. Devamlı çalışsın. Bugünkü yövmiyesini ver. Yalnız birkaç yövmiyesini de içeride tut. Olur. Depozit olarak kalacağını söyle. Diğerlerini de izle. İyi çalışanları kadroya al. Şantiyede yatabileceklerini de söyle. Peki.
Depozit meselesini onlara da söylersin. Ben şantiye odasına gidiyorum. Bana bir kahve gönder orta olsun. Tamam efendim, merak etmeyin. Sağ ol. Buyur, al bakalım. Güle güle harca. Yalnız biraz kalacaksın. Patron seninle görüşecek, oldu mu? Peki ağam. Al bakalım, sen de güle güle harca. Sağ olasın abi. Al bakalım, bereketli olsun. Hı hı. Ha, sen de biraz bekleyeceksin. Niye? Patron senin devamlı çalışmanı istedi. Yalnız birkaç yevmiyen içeride depozit olarak kalacak, bilmiş ol. Sağ olasın beyim. Aslında birkaç gün önemli değil ama hafta sonu paramın tamamını alabilir miyim acaba? Paraya fazla ihtiyacın var galiba. Evet Kalfa. Kendime göre önemli bir sorunum var. Tamam arkadaşım. Patron seninle görüşecek, o zaman söylersin. Hı hı. Hoş geldin ağabey. Hoş bulduk. Abi. Hoş bulduk. Aa, hoş geldin ağabey. Sağ ol. Devam edin. Patron geldi lan. Sağ ol. Hoş geldin patron. Hoş geldin patron. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldin, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu şekilde çalışmaya devam ederseniz inşaat bitimine kadar hep beraber çalışabiliriz.
Hatta bu inşaatın bitiminden sonra diğer inşaatlarımda da çalışabilirsiniz. Yatacak yeriniz yoksa şantiyede de yatabilirsiniz. Kalfa'nın da söylediği gibi birkaç yevmiyeniz depozit olarak içeride kalacaktır. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kazım ağam, benim sormak istediğim bir şey var. Birkaç yevmiye içeride kalacak dediniz. Acaba hafta sonu paramın tamamını alabilir miyim diyorum. Yani çok önemli. Çok önemli bir meselem var. Bağışlayın beni efendim, lütfen. Hele o günlere gelelim de yaparız bir şeyler. Hadi, kalın sağlıcakla. Sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle. Kolay gelsin. Devam edin hadi, devam edin. Molasını kısa kes. İnşaatın bir an önce bitirilmesi gerek. Peki. Mümkün olduğu kadar zaman kaybını önlemelisin. Tamam patron, şimdi başlatırım işi. Yemek molası bitti arkadaşlar. Herkes iş başına. Hadi acele edin. Hadi sizinle mi uğraşacağım? Hadi çabuk olun. Herkes işinin başına hadi. Thank you.
İkimizin olan bir ev kiralasak iyi olacak. Tamam güzel, tamam. İkimizin olacak bir evi ben senden daha çok istiyorum. Ayrıca bir an önce nikahımızı kıydırıp evimin kadını, çocuklarımın anası olmanı istiyorum. Yarından tez yok isterim para. Birkaç yevmiye içeride kalacak demişlerdi. Oysa benim içeride 16 yevmiyem var. Evimizi tutar. Sonra da nikah muamelelerimize başlayabiliriz. Ne dersin? Sen takma kafanı bunlara. Ben yarın bunların hepsini hallederim bir tane. Yemek paylaşıyoruz arkadaşlar. Herkes yemeğini yesin. Ne o Hıdır? Hayrola? Yok. Patronla görüşecektim. Yerinde mi acaba? Evet. Şantiyede. Bir mesele mi var? Birikmiş yevmiyemi isteyecektim. Tümünü vereceğini sanmıyorum. İstersen bir miktar harçlık verebilirim ben sana. Yok. Sağ ol. Ben tümünü isteyecektim de. O zaman patronla konuş. Hı hı. Kendisi şu an şantiyede. Sağ olasın Kalfa. Affedersiniz, rahatsız ettim efendim. Söyle bakalım Hıdır. Hı? Ne istiyorsun ha? Şey efendim. Ne? Evet, seni dinliyorum. Birikmiş yevmiyi mi isteyecektim efendim? Bu imkansız. Ama biraz harçlık istiyorsan
Söyle Hasan'a versin. Efendim daha önce de önemli bir meselem olduğunu söylemiştim size galiba. Neymiş önemli meselen? Ev tutacağım efendim. Ev mi tutacaksın? Evet efendim. Paranı alana kadar burada şantiyede yatabilirsin. İyi de yalnız değilim efendim. Ne demek yalnız değilim? Yalnız değilsen daha önce oturduğun bir ev yok mu? Şey efendim, anlatması biraz güç ama anlatmak zorundayım galiba. Kasabamızdan gelirken bir kız kaçırdım da. Çok enteresan. 22 gündür otel köşelerinde rezil olduk. Birikmiş yemeğimi verirseniz bir ev kiralayacağım. Sonradan nikahımızı kıyıp evleneceğiz efendim. Ya demek öyle. Bakıdır, çalışmandan çok memnunum. Gel gelelim ki devletten istihkakımızı henüz alamadık. Hı hı. Ama senin meseleni de halletmek isterim. Himmetinize sığındım efendim. Yapın bir iyilik bize. Yevmiye meselesini birkaç günden önce halledemem. Ama sen yine de yarın işe gelirken hanım kızımızı da birlikte getir. Yaparız bir şeyler. Hadi bakalım. Doğru işinin başına. Sağ olun efendim. Allah ne muradınız varsa versin. Rica ederim. Müsaadenizle efendim. Hı. Öğlen paydosu bitti arkadaşlar. Herkes işinin başına, hadi. Gidelim bakalım. Beklemek zor oluyor Hıdır'ım. Bitti Fidan'ım, bitti. Konuştum patronla. Aldın mı yevmiyelerini? Yok, vermedi. İstihkakını alamamış devletten. Koskoca patron. Bakarsın acır halimize. Verir yevmiyelerimizin tümünü. Yarın birlikte gideceğiz inşaata. Sen işe gelirken birlikte getir hanım kızımızı. Yaparız bir şeyler dedi. İyi öyleyse. Tek başıma kalmayacağım yol ortasında. Gideriz birlikte. Yarın ola hayrola. Gel bir şeyler yiyelim şimdi. Thank you.
gel. Gel canım. Rahatsız ettik efendim. Gel, gel, gel. Gel. Hoş geldin Hıdır, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Buyurun, şöyle oturun. Sözlüm Fidan efendim. Ya, öyle mi? Hı hı. Memnun oldum hanımefendi. Dünden beri seni düşünüyorum Hıdır. Ama geçici bir çözüm buldum. Bunlar benim garsoniyerimin anahtarları. Hı hı. Paranın tümünü alana kadar benim garsoniyerimde kalabilirsiniz. Kendi eviniz gibi rahat edin. Hı hı. Bugün izinlisin. Şu da 2 günlük paran. Sağ olun efendim. Buyurun gidelim. Size evi göstereyim. Buyurun. Hadi. İşte benim garsoniyer burası. Hayırlı bir işe de yararmış demek. Buyurun, buyurun. Önce siz buyurun protokole efendim. Protokole gerek yok canım, hadi buyurun. Peki. İşte. Dolapta yiyecek bir şeyler var. Sizi birkaç gün idare eder. Sen de yarın işine devam edersin. Siz de birkaç gün dışarı çıkmayın Fidan Hanım. Gerçi bu koca şehirde bulamazlar sizi ama tedbirli olmakta yarar var. İstikrarı alınca da veririm biriken yevmiyelerini. Bir de nikahınızı yaptık mı çekinmenize gerek kalmaz. Daha sonra da bir ev bulursunuz, kurarsınız yuvanızı. Keyfinize bakın bugün. Yarın da işinin başında ol. İyi günler, mutlu yarınlar size. Hadi, bana müsaade. İşçi arkadaşlar pek sevmiyor ama fena adam değilmiş bizim patron. Garsoniyer ne demek Hıdır? Bilmem. Şehir yerindeki evlerin adı besbelli. Her neyse, birkaç günlüğüne de olsa evimiz sayılır burası. Patronunun davranışlarını pek beğenmedim Hıdır. Beğenip de ömür boyu evinde kalacak değiliz Fidan'ım. Yardımcı oldu bize işte. Sağ olsun, şehir yerinde her adam yapmaz bu iyiliği. Doğru söylersin Hıdır'ım. Başka türlü oluyor şehir insanı. Ayrı ayrı odalarda değiliz hiç olmazsa. Birlikte olmayı çok mu istiyorsun? İstemesem ne işim var burada? Doğru Fidan'ım. Doğru söylersin. Sevmesen, istemesen ne işim var gurbet elde bir rençberin peşinde? Neyse. Acıkmadın mı sen? Acıktım. Hı-hı. Dolapta bir şeyler var demişti patron. Hadi bakalım dolaba. Hı-hı. Oo, yiyecek doluymuş bu dolap. Öyleyse hazırla da yiyelim bir şeyler. Olur.
Bakalım. Hıdır. Efendim? Ekmek var mı acaba? Dur ben bir bakayım. Ekmek yok. Tamam hayatım. Sen yemekleri hazırlayıncaya kadar ben gider alır gelirim. Geç kalma sakın. Canım niye geç kalayım? Sadece ekmek alıp geleceğim işte. Erken mi başladım dersin? Bilmem. Galiba. Neyse ben gidip ekmeği alıp geleyim en iyisi. Fazla ekmek aldım, yarına kalsın diye. Sofra hazır. Çok. Hem de pek çok. Hayatımın en mutlu günü bugün. Aklıma ne geldi? Evi gezelim mi? Gezelim. Hadi. İnsanlar bunun içinde yıkanırlar. Ya ne güzel, ne güzel. Bembeyaz. Tıpkı umutlar gibi. Bembeyaz mıdır umutlar? Beyazdır ya. Düşün, evlenmişiz. Babam bizi affetmiş. Çocuklarımız olmuş boy boy. Kasabamıza yerleşmişiz. Mutluyuz. Babamla anam torunlarını seviyor. Toprağımız bire bin veriyor. Kimsenin işçisi değilsin sen. Çocuklarımız büyüyor. Onların istikbalini hazırlıyoruz. Hayali bile güzel. Ne güzel bakıyorsun dünyaya. İşte bunun için seviyorum seni. Umutların var. Umutların dağlar kadar büyük. Dağlar bile kavuşur birbirine derler. Biz de kavuşacağız sevgilim. Biz de. Yaramazlığa başlama şimdiden. Hadi gezelim evin başka yerlerini. Yatak mı bu? Evet yatak. Ne kadar güzel. Ne kadar büyük. Canının kıymetini biliyor şehir insanı. Bir şey söyleyeceğim. Patronun evini bize verdi. Kendi nerede kalacak? Ne bileyim ben. Buraya gelmesin. Yok canım. Evli barklı insan. Başka ev vardır besbelli.
Hem bu evi bize verdi. Gelir mi hiç? Gelmez mi? Gelmez. Yatalım mı artık? Yatalım. Yatalım ama uslu duracaksın. Fidan, biliyor musun? Biliyor musun, çok güzelsin. Cezbediyorsun insanı. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Birikmiş yevmiyelerimizi alır almaz kıyacağız nikahı. Evleneceğiz. Karım olacaksın. Seni çok seviyorum. Yanlış mı olduğunu düşünüyorsun? Merak etme Fidan. Biriken yevmiyelerimi alır almaz kıyacağım nikahımızı. Daha sonra da gidip dikileceğiz babanla annenin karşısına. Biz evlendik diyeceğiz. Evliliğimizi kabul ederlerse ne âlâ. Ama kabul etmezlerse onlara boy boy torunlar verip haykıracağız mutluluğumuzu. Mesutuz diyeceğiz. Önünde sonunda kabul edecekler evliliğimizi. Biz hata ettik diyecekler Fidan. Anlayacaklar hatalarını. Sonra mutluluğumuzu paylaşacaklar. Sonra da... İnşallah ederim. İnşallah. Hadi güzelim. Kalkalım artık. Çalışmam lazım. Beyaz umutlar gibi değildir yaşamak. Kahvaltıyı hazırlayayım, sen de yıkan. Şehirli insanın hamamında. Buyurun, beni istemişsiniz. Evet Hasan. Seni çağırtmamın sebebi, bu akşam gece bekçisini evine gönder. İzin yapsın. Yerine bizim Hıdır'ı bırak. Gece bekçisinin hastası var, idare et de. Gece bekçisi de dinlensin biraz. Olur beyim. Siz nasıl isterseniz öyle olur. Hadi bakalım, amelenin başına dön şimdi. Boş bırakmaya gelmez amele kısmını. Haklısınız efendim. Müsaadenizle. Hadi Hasan, inşaat sana güle emanet. Güle güle beyim, merak etmeyin. Selam koçum. Nasıl geçti geceniz? Sağ olun efendim. Rahat ettik. Rahat ettik sayenizde. Bir de şu nikahı yaptık mı... Fidan'ın ailesine karşı sorumluluğu... ve bana olan tedirginliği bitecektir. Akşam beraber olmadınız mı yoksa? Patron... bir an önce nikahı yapmak istiyorum.
Fidan'ın tedirginliği rahatsız ediyor beni. Bana bak oğlum. İşi bitirdiysen nikah olsa da olur, olmasa da. Sen geceden haber ver. Beraber olmasına beraber olduk da efendim. Benim derdim bir an önce nikaha kıyıp Fidan'ın helalim olmasını sağlamak efendim. Oğlum kaçıyor mu kız? İstediğin zaman git belediyeye, kıy nikahını. Hepsi bu kadar. Hadi bakalım çalışmaya devam. Benim biraz işim var. Kolay gelsin koçum. Kendini üzüyorsun güzelim. Hıdır'ı da beni de idare edersin. Gül gibi geçinip gideriz. Ev var, bark var, iş var, güç var. İki tane aslan gibi erkeğin var. Hadi kes artık şu ağlamayı. Al şu paraları da. Hayır. Kendine bir şeyler al. Allah cezanı ver. Ben gidiyorum. Yarın Hıdır gelince bir şey belli etme. Hadi eyvallah. Thank you.
Olamadı. Yenik düştün şehir yerinde kötü insanlara. Sahip çıkamadın bana, koruyamadın beni. Koruyamadın kadınını. Daha nikah bile kıymadan kirlettiler beni. Kirlettiler namusunu. Patronum tecavüz etti bana. Kötülük dolu bu koca şehirde. Sen ne yaparsın bundan sonra bilemem ama... Ben bu lekeyle... Yaşayamam artık. Nasılsınız? Gece bir vukuat oldu mu? Olmadı efendim. Al bakalım 4 yevmiye daha. Ne de olsa yuva kuracaksınız. Kollamak lazım sizi. Nikah muamelelerine başlarsınız belki. Sağ ol ağam. Allah tuttuğunu altın etsin. Sen de olmasan perişan olurduk şu koca şehirde. Hadi bak işine. Allah yuva yapana yardım edermiş. Olur böyle şeyler. Büyütme gözünde. Sağ olasın ağam. Güle güle Hıdır. Kocaman umutlarımız vardı. Ne oldu? Ne yaptın? Ne yaptın? Hayır. Hayır.
Benim bir suçum yok. Geçerken şöylesine bir uğramıştım ben. Belki bir şeye ihtiyacı vardır diye. Konuşma lan, ahlaksız rezil herif. Ne istedin mutluluğumuzdan? Evlenecektin. Yuva kuracaktın. Sana başka kadın yok muydu ha? Yok muydu ulan? Yok muydu ha? Bu karım için. Bu doğacak çocuklarımız için. Bu mutluluğumuz için. Doğumuzlarımız için.